KDV kanunu uyarınca iade hakkı tanınan işlemlerle ilgili olarak yapılan satışların maliyetini oluşturan girdilerin alımında ödenen KDV tutarları yüklenilen katma değer vergisini oluşturmaktadır. Örneğin, indirimli orana tabi konut üreten bir şirket satışı gerçekleştirilen indirimli orana tabi konutların maliyetini oluşturan girdilerin demir, çimento, boya, kapı, pencere ve benzeri alımında ödediği katma değer vergilerini yüklenen KDV olarak dikkate alacaktır. Bu işle ilgili iade taleplerinde yüklenilen KDV listesi oluşturacaktır. İade hakkı doğuran mal ve hizmete ilişkin yüklenilen KDV doğrudan ilgili mal üretiminde kullanılan mal ve hizmetlerden, genel yönetim giderlerinden hesaplanan paylardan ve atik nedeniyle hesaplanan KDV tutarlarından oluşur. Yüklenilen KDV beyannamesi de üretim ve ihracat yapan firmalar için alış faturalarına istinaden ödenen KDV tutarlarının üretimde kullanılan kısmının tespit edilmesi ve alınan liste sayesinde vergi iadesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan beyanname türüdür. 2.70 küsürümü ile birlikte özellikle ileri seviye üretim kullanımında bu KDV rakamının hesaplanması ve beyannamenin oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Yüklenilen KDV listesi ekranda da görüldüğü üzere iki bölümden oluşmaktadır. Genel bilgiler kısmının en önemli bölümü başlangıç ve bitiş tarihidir. Bizim beyannamemize ait dönemi ifade eder. İade hakkı doğuran işlemler bölümü ise yüklenilen KDV listesinin aslında oluşturulduğu bölümdür. Bu bölüm iki bölümden oluşmaktadır. Üst bölümde alış faturaları ve satış faturaları listelenmektedir. Alış ve satış faturaları üretime göre listelenip iade istenecek, yani bünyeye girecek mal ve hizmetin hesaplanacağı, KDV'sinin hesaplanacağı, yüklenilen KDV listesinin oluşturulacağı bölümü temel taşıdır. İade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen KDV listesi başlığında da aslında beyannamemizin kendisini oluşturmaktayız. Sol alt köşede yer alan Excel butonuyla da bu beyanname Excel formatında verildiği için oluşturduğumuz verilerin her birinin Excel'e alınması ve beyan edilebilecek hale dönüştürülmesini sağlamaktayız. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Sol tarafta, sağ üst köşede satış faturalarına göre filtreleyebiliriz ya da sol tarafta alış faturalarına göre filtreleme yaparak iade için oluşacak rakamın hesaplanmasını sağlayabiliriz. Biz satıştan gidelim, yani ürettiğimiz mamullerden gidelim istedik. Beyanname dönemimiz Nisan. Aralığımızı belirledik. Ekranı büyütelim. Böylece hareketlerimiz geniş ve detay bir şekilde karşımızda listelenmiş olsun. Satış faturalarımız burada karşımıza geldi. Satış faturalarını işaretleyerek bu faturaların üretim safhasında kullanılmış olan, oluşumunu sağlayan tüm girdilere ait alım faturalarının sol tarafta listelenmesini sağlayalım. Çünkü bu alım faturalarına istinaden ne kadar kullanım sağlanmış ise bu ürünlerin satışında, içerikte ne kadar girdi kullanılmışsa ve bu girdilerin ne kadarlık KDV'sini bünyeye giren mal ve hizmetin KDV'si kolonunda göstereceğimizi hesaplanmasını istiyoruz. Dolayısıyla da sol taraf için alış faturalarının listelenmesini sağlayalım. Üretime göre listele satış diyoruz. Çünkü satışlar üzerinden gidiyoruz. Tersi olsaydı sol tarafta önce alımlarımızı listeleyip işaretleyip daha sonra üretime göre listele alış deyip satışlara da gidiyor olabilirdik. Ama biz mamulden girdilere gitmeyi tercih ettik örneğimizde. Karşımıza seviyelere göre malzeme kullanım listesi geldi. Burada amacımız şu: satışını gerçekleştirmiş olduğumuz ürünümüzün, çıktının, mamulün aslında hangi girdilerden oluştuğu ve bu girdilerin ne kadarlığının bir tanesini üretmek için kullanıldığını hesaplamak ve buna göre de alımların içerisinden bünyeye giren mal ve hizmetin KDV'sini oluşturmak. Seviyemizi de belirliyoruz. Seviyeli bir üretim kullanıyorsak seviye sayımızı da belirliyoruz. Evet, tüm hesaplamalarımızı gerçekleştirdik. Ne kadar ihtiyacımız kullanıldığını bulduk. Ve sol tarafta bütün alım faturalarımızı bu
satışlara istinaden oluşması gereken gerekli girdilerin tamamını bulduk ve işaretledik. Otomatik olarak işaretli geldi. Sol alt köşede yer alan hareket aktar butonuna bastığımızda beyannamemizin oluşmasını sağlayacağız. Böylece iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen KDV listesinin aslında en önemli bölümü olan bünyeye giren mal ve hizmetin KDV'sini hesaplamış olacağız. Evet, bütün hesaplamalar gerçekleştirildi. Bu kısım iki bölümden oluşuyor. Hareket bazında dediğimiz satır satır girdilerin gösterildiği, bünyeye giren mal ve hizmetin KDV'sinin ne olduğunun belirtildiği bölüm. Fiş bazında kısmındaysa da beyannamemizi oluşturacak satırların tamamının olduğu bölüm. Ekranımızı biraz küçültelim. Şöyle devam edeyim. Yükleme türü, doğrudan yüklenim olabilir, genel giderler olabilir, atik olabilir. Beyannamenin verildiği ve yüklenim yapıldığı KDV dönemleri. Aracın plaka ve şasi numarası da eğer mevcutsa böyle beyan edilecek bir araç, plaka ve şasi numarası bu alanlara bu veri girilecek. Beyannamemiz aslında hazır. Sol alt köşedeki Excel butonuna bastığımızda da Excel formatında oluşumunu sağlayabiliyoruz.